Sevgili altın sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün altın sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi birinci dönem birinci yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının pdf'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer altın sınıf yazılardan sağ üst köşede bulunan kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Hadi vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım. Aşağıdaki bilgileri rakamlarla doğru şekilde eşleştirerek numaralandırınız. 1. Hadis, vahiy, mucize, tevhid ve nebi. Bu kelimeleri çokça karşınızda duydunuz değil mi? Hadis kelimesi, vahiy kelimesini. Ama tanımları ne? Bunlara tek tek bir bakalım. Kendisine yeni bir ilahi kitap gönderilmeyen peygamberlere nokta nokta denir demiş. Bu ne olacaktır? Evet nebi olacaktır. Allah'ın izni ve yardımıyla peygamberlerin göstermiş olduğu olağanüstü olaylar ise peygamberlerin mucizeleri çok güzel İslam dininde Yüce Allah'ın bir ve tek olması inancına verilen isimdir. Bakın arkadaşlar İslam dininde bir olması Allah'ın tek olması kelimesini bundan sonraki çoğu eğitim hayatınızda din kültürü dersinde göreceksiniz. Bu inanışın adı tevhid anlayışıdır arkadaşlar kesinlikle unutmayın. Bir ve tek varsa tevhid çokça karşınıza çıkacak bak çok soru kurtarsın sonra bana dua edersiniz. Allah'ın peygamberler aracılığıyla insanlara bildirdiği emir ve yasaklardan oluşan ilahi mesajlara nokta nokta denir demiş. Bu da ne olacaktır? Vahiy olacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine ise hadisi şerif, hadis denir. Şimdi geldik. Dört ilahi kitap. Zaten bunu yıllardır görüyorsunuz. Karşınıza çokça çıkıyor ve karıştırmamanız için şöyle bir şeyden bahsedebilirim. Hz. İsa nedir? İncildir değil mi? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim. Burada herhangi bir sıkıntı zaten aranızda yaşayan yoktur. İse devam ediyoruz. Hazreti Musa Tevrat, Hazreti Davut ise Zebur şeklinde olacaktır arkadaşlar. Bunu da bu şekilde ezberlediğinizde Hazreti Musa Tevrat'ı bildiğiniz takdirde Hazreti Davut'un Zebur kitabı geldiğini de ne yaparsınız? Ayarlarsınız. Doğru ve dürüst olmaları. Nedir doğru ve dürüstlük? Peygamber Efendimizin bakın Peygamber Efendimizin ve diğer peygamberlerin sıfatları. Yani peygamberlerin sıfatları içerisinde ne vardı? Fetanet, akıllı, emanet, güvenilirlik, tepli, Allah'tan gelen vahiyi iletmek, sıdk, doğru söyle söylemek, ismet ise günah işlemekten uzak anlamına gelmekteyim. E şimdi bakıyoruz. Doğru ve dürüst olmaları ne olacaktır? Sıdk olacaktır. Günah işlemekten uzak olmaları, evet, İsmet çok güzel. Akıllı ve anlayışlı olmaları, fetanet olacaktır. Allah'tan aldıkları mesajları insanlara bildirmeleri, tepli sıfatı idir. Güvenilir olması ise emanet olacaktır. Peygamber Efendimiz'in ee, o dönemlerde Peygamber olmadan önce almış olduğu isim Muhammedül Emin, yani güvenilir Muhammed anlamındaydı. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız demiş. Allah Celle Celalü her topluma bir peygamber göndermiştir. Doğru mudur? Doğrudur. Peki hocam, biz bunu nereden biliyoruz? Biz bunu Kur'an-ı Kerim'in ayetleri içerisinde Allah'ın ayeti yani Allah'ın sözünde diyor ki biz şüphesiz her topluma bir peygamber gönderdik diyor. Buradan ne yapabiliyoruz? Allah'ın bütün toplumlara peygamber gö gönderdiğini biliyoruz. Kur'an'da 30 peygamberin adı geçmektedir demiş. Yanlış bir bilgidir. Kur'an-ı Kerim'de 25 peygamberin adı geçmektedir. Peygamberler dışında bazı insanlar da mucize gerçekleştirebilir diyor arkadaşlar. Bu yanlıştır. Yani gerçekleştirenler Hızır Aleyhisselam filan tarzı diyenler vardır ama yani peygamberler dışında hatta bak yukarıdaki tanımlı açıklayayım size bunu. Ne diyor? Allah'ın, bakayım görünüyor mu? Allah'ın izni ve yardımıyla Peygamberlerin göstermiş olduğu olağanüstü olaylar mucizedir. Yani peygamberler dışında olağanüstü olay gösteren yoktur. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberleyen kişilere hafız denir. Çok tebrik ederim bari. Hakikaten hafızlar çok büyük işler yaparlar. İlk insan, ilk peygamber Hazreti Yahya. Son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Bak şura doğru. Son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam ama ilk peygamber Hazreti Yahya değildir. Bakın kimdir? Evet bak ilk insan diyor. İlk insan kimdi? İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem olacaktır. Doğru diyecektim. O zaman hocam yanlış yaptınız diye yorum kısmına yazacaksınız. Geldik 6. sorumuza. Şu kağıdım düştü onu kaldırayım. 6. sorumuzla birlikte devam edelim. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Allah'ın insanlara gönderdiği elçilere verilen isimlerden birisi değildir? Allah insanlara emir ve yasaklarını elçileri aracılığıyla bildirmiştir. Yani bu elçiler kimdir aslında? Peygamberlerdir, değil mi? Allah'ın bize göndermiş olduğu doğru yolu bulmamız için gönderilen elçiler peygamberlerdir. E, peygamberler var. Tamam. Bu cepte. Nebi dediğimiz kelime de yine peygamberler içerisinde bakın e, tanımını da burada yapmıştık 5. kısımda. 5. kısımda ne demiştik tanımında? Kendisine yeni bir ilahi kitap gönderilmeyen peygamberlere ne diyorduk? Nebi diyorduk değil mi? Ha, nebi de peygamberler içerisindedir. Resul ise kendisine yeni bir ilahi kitap gönderilen peygamberlere denir. Bakın nebi kendisine yeni bir ilahi kitap gönderilmeyen peygamber, resul ise kendisine yeni bir ilahi kitap gönderilen peygamberdir. E alim kelimesi a yani bilen anlamında. Aslında Anadolu'da da bu kelimeyi çokça duymuşsunuzdur. Alim, ilim adamı, bilim adamı ya da dini bilgide de bir ilmi, alimli yani sıfatı olan kişilere deriz. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin insanlardan seçilme nedenlerinden değildir? Şimdi peygamberlerin insanlardan seçilmesinin amacı nedir? Allahü Teala bir peygamber seçtiğinde yine normal insanmış gibi cinali olarak çizeyim. Normal insanmış gibi insanlar içerisinden herhangi birini ne yapmıştır? peygamber olarak seçmiştir. Peki Allah niye Peygamber Efendimizi ve diğer peygamberleri insanların içerisinden seçmiştir? Peygamber Efendimiz ya da diğer peygamberler daha üstün bir canlı olsaydı insanlar ona karşı tedirgin olacaktı. Onunla iletişime geçmeyecek, ona karşı farklı eylemlerde bulunacaktı. Ama insanların içerisinden seçilmesi insanlara iyi örnek olmaları için. Bak o da bizim gibi. O da bizim içimizden. Biz onu örnek almalıyız diyebilmeleri için. İnsanlarla iletişim kurmaları, evet güzelce gelip konuşmaları gibi, insanlar gibi yemek yiyebilmeleri. Yani aslında yemek yiyebilmeleri değil de arkadaşlar. Yani hani o da var da insanlarla birlikte İnsan aktivitelerini yapmaları, uyumaları, kalkmaları, yemek yemeleri, ha diyorlar ki, bakın Allah bizim için, bizim doğru olmamız için elçi gönderdi ve bu elçi bizim içimizden biri diyor. Ama insanların gizli ihtiyaçlarını bilmeleri buna gerek yoktur. Allah Teala'nın zaten bildiği şeylerdir bunlar. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberlerin verdikleri ortak mesajlardan biri değildir? Bakın Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün peygamberlerin verdiği ortak mesajlar vardır. Bu ortak mesajlar nedir biliyor musunuz? Allah'a ve peygamberlerine iman etmek vardır. Dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmak bize diyor ki zaten asıl amacımızı. Ramazan ayında 30 gün oruç tutmak bir dursun. Ahiret gününde iman etmek var. Peki hocam Ramazan ayında 30 gün oruç tutmak kelimesini niye çizdiniz? Çünkü bu İslamiyetle yani bu Müslümanlıkla Müslümanlıkla ilgili bir eylem bize ait olan bir şeydir arkadaşlar. Müslümanlara ait olan bir şeydir. Bundan önceki gelen mesela Hazreti Adem peygamber 30 gün oruç tutma gibi bir eylemi yoktu. Ha farklı günlerde oruç tutma eylemi vardı ama Ramazan ayında 30 30 gün oruç tutmak bize ait bize müjdelenmiş bir ibadettir. Ama diğerleri ahiret gününe iman, bütün peygamberlerde, dünya ve ahiret mutluluğu bütün peygamberlerde, Allah'a ve peygamberlere iman etmek bütün peygamberlerde vardır. Yüce Allah'ın Hazreti Adem'den başlayarak kağıt görünüyor mu tam şöyle yapayım. Yüce Allah'ın Hazreti Adem'den başlayarak başlayarak son peygamber Hazreti Muhammed'e kadar insanlar için gönderdiği hiçbir zaman bozulmayan din aşağıdakilerden hangisidir? Hangisidir? İslamiyettir. Hristiyanlık, Yahudilik, putperestlik değildir. İslamiyet Hazreti Adem'den bu yana gelmiş ilahi dindir. Şüphesiz Allah katındaki din İslam'dır. Yüce Allah'ın göndermiş olduğu peygamberlerden 25 tanesinin ismi Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiştir. Ayrıca Kur'an'da ismi geçen ancak peygamber olup olmadığı konusunda farklı görüşler ileri, ileri sürülen 3 isim daha vardır. Bunlar arkadaşlar Hazreti Üzeyir, Hazreti Lokman bir de Hazreti Zülkarneyn olacaktır arkadaşlar. Bunların peygamber olup olmadığı konusunda farklı görüşler ileride sürülmüştür. Zaten bize de soruda diyor ki hangisi getirilemez diyor. Hazreti Üzeyir vardır, Hazreti Lokman vardır, Hazreti Zülkarneyn vardır. Ama Hazreti Nuh zaten nedir? Peygamberdir. Onun peygamber olduğundan herhangi bir şüphe yoktur. Geldik. 9-9. 2 tane 9 varmış burada. 10. soru olması lazımdı bu. 11. soru biz doğru gidiyoruz. Burada bir hata olmuş arkadaşlar. Hemen yorum kısmına yazmayın. Peygamberler ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Şimdi Peygamber Efendimiz'e baktığımızda ilk peygamber ve ilk insan Hazreti Adem'dir. Ben genel peygamberlerle ilgili soracak zannettim. Doğru mudur? Doğrudur. Allah her topluma peygamber göndermiş midir? Evet yukarıda söylemişti. Son peygamber Hz. Muhammed'dir. Evet doğrudur. Allah'ın gönderdiği toplam peygamber 25'tir. Yanlıştır. E hocam yukarıda 25 dedin. Hemen şöyle bir celallendin. Tamam doğru. Hatta arka tarafta da bak burada ne dedim? 25 peygamber. Ama ne diyor bakın. Kur'an'da 25 peygamber geçmektedir. Geldim buraya. Kur'an-ı Kerim'de bildirilen, bilinen 25 tane peygamber ismi vardır. Ama Allahü Teala her topluma peygamber gönderdik diyor arkadaşlar. 25 tane toplum yok dünya üzerinde. Yüzlerce, binlerce toplumlar var. Onun için kaç tane peygamber geldiği konusunda net bir bilgi yoktur. Ama Kur'an-ı Kerim'de 25 peygamber ismi geçmektedir. Ama Allah'ın gönderdiği peygamber sayısını bilmiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi müminlerin özelliklerinden biri değildir? Mümin kim? Mümin kimdir biliyor musunuz? Senin benim gibi insanlar. Yani Allah'a inanıp peygamberine inananlar. E bakalım hangisi bize yakışmaz? Onun üzerinden ilerleyeceğiz. Namazlarında derin bir saygı içerisinde kılarlar. İhlaslı bir şekilde kılarlar. Sevap mı günah mı dikkat etmeden her istediklerini yaparlar. Yanlış. Niye? Şurada bir kalem var arkadaşının. Sevap mı günah mı bakmadan aldın gittin. Günah. Günah. Müslüman bunu yapamaz. O aldığı şey sevap mı, günah mı? buna bakacak. Sağlığımızı koruruz. Evet. Yararsız şeylerden uzak dururuz. Evet. Ama istediğimize göre, kafamıza göre şunu yapalım, bunu yapalım. Müslümanlıkta, İslamiyet'te yoktur. Arkadaşlar sorularımız bu şekilde. Umarım güzel bir ders anlatımı gerçekleştirmişizdir. Bu sınavdan beklediğimiz not. Bir cızgı, iki yuvarlak, gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Çocuklara özel bir video olduğu için yorum yapamıyorsunuz. Keşke yapabilseniz de şöyle size hepinize kalpler, kalpli öpücükler gönderebilsem. Bir sonraki güzel dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.